Geçimini sağladığı bir miktar param var. Geçimini sağladığım bir miktar param var. Bununla ticaret yapıp geçimimi sağlıyorum. Bazı komşularımız hanıma zekat veriyorlar. Bizim zekat almamız caiz olur mu? Zekat konusu birinci bölümde de ifade ettiğimiz üzere mali bir ibadet. Bunu vermekteki sorumluluk ile alabilmekteki sorumluluk arasında bazı farklar vardır. Kişinin zekat alabilmesi için ne ne olması yani hangi tür mala malik olması olmaması gerekir? Deniyor ki asli ihtiyacının dışında kenarında nisap miktarı bir malı var ise bu mal verev ki ticari bir mal olmasın veya altın gümüş gibi bir parada olmasın. Bu kişi zekat alamaz. Zekat alamayan bir kimse diğer bir ifadeyle kurban kesmekle mükelleftir, fıtır sadakasını vermekle de mükelleftir. Hmm. Ama zekat vermekle mükellef değildir. Zekat vermesiyle mükellef olabilmesi ekstra bazı şartlara daha bağlıdır ki o, o malın nami olması e, bir ikinci olarak da yani nemanın da ötesinde o mal üzerinden bir yıl geçmiş olması. Hmm. E şunu da ifade etmek isterim. Bazı durumlar vardır ki kişi zekat verebildiği halde zekat alabilecek durumda olabilir. Özellikle Hanefi mezhebinde. Şafi mezhebinde bunun misalleri çoktur. Çünkü Şafi mezhebinde kişinin zekat alabilmesindeki miktar sadece maddi imkanla alakalı değil. Hangi işle geçimini sağlıyorsa o işi yapabilecek imkana sahip olup olmamasıyla alakalıdır. Yani buna göre elinden hesap miktarı parası vardır ama o para ile kendisi işte geçimini sağlayabilecek, o işi yapabilme imkanına sahip değil. O kişinin zekat alabilmesinden bahsedilebilir. Durum farklı. Ama Hanefi mezhebinde genelde şöyle bir algı vardır. Bir insan zekat alıyorsa zekat vermekle mükellef değil veya zekat veren bir kimse zekat alamaz. Böyle bir görüş vardır. Ancak bazı noktalarda bu aynı anda bir kimse ikisini de üstlenebilir. Ee, bir örnek vermek gerekirse, hı. yine bunu Mecbun Enhur'da yani mülteka Şerhi olan damat kitabında e, İmam Merginani'den naklen görmüş idim. Diyor ki bir insanın beş tane devesi olsa ve bu beş de saime olsa, saime demek yaylım hayvanı. Hı hı. Yani süt için, et için beslenen ve senin ekserisinde otlakta geçinen hayvan demektir. Hı hı. Ee, böyle bu tür hayvan zekata tabidir ve bunun zekatı ise işte beş devede bir tane koyundur. Hı hı. Ancak bu nisap olayı farklı bir olaydır. Yani farklı bir zekat envalindendir bu e, saim hayvanlar. Peki bu kimsenin bu beş devesinin haricinde başka malı yok ve bu beş devesinin de değeri nisap miktarından az olsa yani fıkı e, ifadesiyle 200 dirhem veya 20 miskal altın ki takrib olarak 96 gram değerinden az olsa. Hı, hı. Öyle bir yerde yaşadığını düşünelim. Varsayım olarak söyleriz de bunu. Bu durumda bu insan zekat alabilir mi? Yani bir taraftan develer için bir koyun zekat verecek. Ama diğer taraftan elinde asli ihtiyacının haricinde nisap miktarı malı olmadığı için zekat alabilir mi alamaz mı? El cevap alabilir deniyor. Hı. Niye? Çünkü asli ihtiyacının haricinde kenarında nisap miktarı malı olmaması gerekir. Yani 200 dirheme tekabül eden bir malı olmaması evet. gerekir. Mesele budur. Şimdi buna göre kardeşimiz soruyor ki benim diyor geçimimi sağladığım bir param var. Hı hı. E, o parayı yemiyor. O parayla ticaret, ticaret yapıyor. yapıyor. Ticaretiyle evinin geçimini sağlıyor. Hı. O para da anladığımız kadarıyla nisap miktarı bir para. Hı hı. E, normalde o paranın yerine işte bir dikiş makinesi olsaydı ve dikiş makinesiyle dikiş yaparak geçimini sağlasaydı veya başka bir tezgahı olsaydı o tezgahta iş yaparak geçimini sağlasaydı. Ama o tezgahın bedeli veya o makinenin bedeli nisaptan fazla olsa bu insan zekat alabilir mi? Alabilir. Bunda tereddüt yoktur. Evet. Ama o dikiş makinesi değil de bizatihi para olursa bu durumda parada hükmü nema var kabul edilir. Yani bir insanın e, zekat vermesi meselesinde hükmi nema veya hakiki nema aranır. Yani hmm. artıcı olması gerekir. Hakiki artıcılık ticarettir, al-sat'tır. Evet. Hükmi artıcılık ise bu kapasiteye sahip olan bir maldır. Bu potansiyelin üzerinde barındırdığı bir maldır ki bu da paradır. Hmm. Çünkü para araç değil, şey amaç değil, araçtır. Araç. Dolayısıyla kişinin elinde bu miktar bir parası varsa velev ki o parayı da ticaret yaparak geçimini sağlasa bile o para kendi elinde olduğu müddetçe bu insan zekat alamayacaktır. Hmm. Hatta o parası üzerinden yılda da geçmişse zekat alamayacağı gibi zekat vermesi de gerekecektir. Evet. Ama diyelim ki o para yerine e, bir tarlası vardı. Yani o para miktarınca bir tarlası var ve tarlanın mahsulüyle de geçiniyor ve anca geçinebiliyor. Hmm. Bu durumda bu zekat vermeyeceği aşikardır. Peki zekat alabilir mi? Çünkü e, nite nitekim tarlası var ve tarlanın e, değeri ise nisaptan fazla. Bu noktada bazı ihtilaflar olmakla beraber Hanefi mezhebinde, çünkü bazıları galleye bakıyor, gelire bakıyor, bazıları ise o tarlanın asli değerine bakıyor, aynına bakıyor. İhtilaf olmakla beraber yine tercih edilen, fetva verilen, eğer o tarladan ekin mahsul elde ettiği halde o ekin kendisine yetmiyor ise bu kişinin zekat alabileceğinden bahsediliyor. Yani mesele şu, tarla olması ayrı bir şeydir, para, para olması ayrı bir şeydir. şeydir. Bunları birbirine karıştırmamamız gerekir. Hmm. Ama tarla değil de arsa olsaydı, kenarda duruyor, oradan herhangi bir galle gelmiyor, yine geçimini zor sağlıyor. Ama o mal kenarında duruyor, oradan bir gelir de elde etmiyor. O zaman asli ihtiyaç olmaktan çıkmıştır. Hmm. Asli ihtiyacın dışında harici bir mal kabul edildiğinden dolayı bu kişi zekat alamaz. Evet. kurban kesmekle mükellef olur. Fıtır sadakasını vermekle de mükellef olur. O yüzden asli ihtiyaç konusunu irdelerken para meselesini bu asli ihtiyaç içinde değerlendirmememiz hmm. gerekir. Para müstakil olarak ele alınır. Bir para nisap miktarıysa ve kişinin elinde duruyorsa zekat alamaz. O para üzerinden yıl da geçmişse artı zekat da verecek. <laughs>